Basit eşitsizlik konusundayız. Bunlar bu şekilde. Şimdi 2 ile 5 arasında şöyle gösteriliyor çözüm kümesi de. Bu da böyleyse mesela çözüm kümesi bu şekilde gösteriliyor. Tamam, geçelim. Şunu yapalım mesela. Bunu turuncu ile yazılan kısmı, yani şu kısmı gösterelim. Mesela bu nedir? -1 ile -0 arasında. Bunu çözüm kümesinde gösterdiğim vakit şöyle gösteririm. Şunu göstereyim bir de. Bakıyorum, bu x büyüktür 3'ten. Hani eşitlik yok çünkü içerisi boş. X küçüktür 3'ten. Dur, yanlış yazdık şurayı. X şuradan küçüktür 3'ten değil mi? Buradan da x büyüktür 6'dan. Şimdi bunu çözüm kümesinde gösterelim. X küçüktür, yani eksi sonsuzla 3 arasında ve V diyoruz. Ve 6 ile artı sonsuz arasında, X büyüktür 6'dan çünkü. Evet, bu şekilde gösteriyoruz. Bir not var. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir veya çıkarılırsa eşitsizliği yönü değişmez. Evet. Toplama çıkarmada eşitsizliğin her iki tarafını yapınca eşitsizliğin yönü değişmiyor. Bir eşitsizliğin her tarafını aynı pozitif sayı çarpar veya bölersek eşitsizlik yön değiştirmez. Mesela şu şekilde. Yani şöyle söyleyelim. Paydaları mesela şurada almış mıyım, not yok. Paydalarının işareti aynıysa içler dışlar çarpımı yaparsın ve eşitsizlik yön değiştirmez. Mesela buraya yazmışım, paydaların işaretleri pozitifse içler dış aynıysa değil. Bu arada yanlış söyledim. Paydaların işareti pozitifse içler dışlar çarpı yapılır ve yön değiştirmez. Yani pozitifse. Bakın burada pozitif, bunun 3, bunun 1. Direkt içler dışlar çarpımı yapalım. X eksi 4 küçüktür 3x eksi 6. Bu buraya atıldı. 2x buraya gitti. 2, yani 1 küçüktür, x büyüktür 1'den. X büyüktür 1'den, yani x 1 ile artı sonsuz arasında, bu şekilde gösteriyoruz. Neymiş? Paydaların işareti pozitifse içler dışlar çarpımı yapılır, eşitsizlik yön değiştirmez. Ama bir eşitsizliğin her tarafa negatif sayıyla çarpılır veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Şu soruyu yapalım mesela. -2 ile -2'ye bölelim her tarafı. Bunu -2'ye böldüğümde 2, yön değiştiriyorum. Eksi negatif bir sayıya böldüğüm için. Büyük eşit -2'ye böldüm x. -2'ye böldüm -5. Ne oldu? X -5 ile 2 arasında değer oldu. Bunu gösterelim. Şöyle -5 2 şu şekilde gösteriliyor. Şimdi şu sorudan devam edelim. X'in alabileceği en büyük iki tam sayının toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakıyorum, paydaların işaretleri aynı. İçler dışlar çarpımı yapabilirim. 7x artı 14 küçük eşit 3, 6x eksi 3. Bunu buraya geçirdim x. Bunu buraya geçirdim eksi 17. X küçüktür eksi 17'den. Yani x en büyük iki tam, x eksi 17 alabilir, bir de küçükmüş, bir de eksi 18 alabilir. Topladığımızda eksi 35, 3 bursa yani. Şimdi baktığımda x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi şöyle, mesela paydaların işaretleri aynı değil. İçler dışlar çarpımı yaparsam eğer, ne olacak? Yani burası negatif olduğu için içler dışlar çarpımı yaparsam eşitsizlik yön değiştirir. Ama mesela ki buna güvenemiyorsak, şu eksi işaretini yukarıya alıp alırsak paydaların işareti aynı olur değil mi? Paydaların işareti aynı olduğu zaman içler dışlar çarpımı yaparım ve eşitsizlik yön değiştirmez. Biz öyle yapalım. Bu eksiyi ben yukarı alıyorum. Eksi 2 artı x oldu. Artık benim ifadem şöyle bir şeye döndü. Şimdi içler dışlar çarpımı rahatça yapabilirim. Artı 7x küçük eşit 6x eksi 3.
Şimdi bunu buraya atarsam burada x, bunu buraya atarsam 14, 11 olur. X'in alacağı en büyük tam sayı değeri x küçüktür 11 olur. Yani dördümüz Ceyhan. Şu soruyu çözelim. Şimdi bu soruyu çözerken direkt şu paydaları eşitleyip bu paydaları yok edebiliriz. Şimdi şöyle. Aynen o şekilde yapalım. Mesela 12 de eşitleniyor, değil mi? Öyle. 6x artı 18 eksi 4x eksi 16. Burada büyük eşit var. 3x artı 30. Tamam, paydaları zaten aynı, pozitif hepsi. Paydalar aynı değil, pozitif olduğu için yön değiştirmiyor. Şimdi paydaları da eşitlediğime göre paydaları çöpe attım. Şimdi bunu çözümleyeyim. 6x'ten 4 çıkar. 2x 18 artı 16 10 28 34 artı 34. Bu buraya gitti. X bu buraya gitti. 4. X'in pozitif tam sayılarının toplamı 4, 3, 2, 1, 7, 8, 9, 10. Yani soru 5 Edirne. Şimdi soru 7'yi çözelim. Bu olduğuna göre hangisi doğrudur? Şimdi bu tip sorularda direkt değer verelim. A'ya 4, B'ye 5 verdim. Şimdi B 5 ise, A 4 ise burası 5 bölü 4. X 5 bölü 4'tü. A'da 4 ise burası 5 bölü 16. B 5 burası 5 bölü 3. Bakıyorum. Paylar eşit. Paylar eşitse paydası en küçük olan en büyük olacak. Yani z büyüktür, x büyüktür, y olur. Z büyüktür, x büyüktür, y. Yani cevabımız C seçeneği. Bu videomuz bu kadar. Görüşmek üzere.